babacanlar. Bugün bir önceki videoda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Deneme anında neler yapmamız gerekiyor, bunu konuşmuştuk. Şimdi bugün ise deneme sonrası neler yapmamız gerekiyor, bunu konuşalım istiyorum. Çünkü sınava hazırlanan bir öğrenci için deneme sınavları hayati derecede önemli. Ama denemeye girip kitapçığı bir kenara atıyorsak, o denemeyle ilgili bir analiz yapmıyorsak bir şeyi yarım bırakıyoruz. Bunu kabul edelim. Çünkü deneme bir geri bildirim miydi bizim açımızdan? Evet, performansı değerlendirmede bir geri bildirimdir. Zaman yönetimi açısından bir provadır. Ve sınava ne kadar çok hazırlanalım, yani sadece konu çalışarak hazırlanamıyoruz biliyorsunuz. Deneme anını prova edersek işimiz kolaylaşıyordu. Ama deneme analizleri bizim çalışma programımıza yön verecek kılavuzlar. Yani demiştim ya, haftalık programlarımızda bile esneme yapabiliriz diye. Siz deneme analizi yapmazsanız doğru bir program yapamıyorsunuz. Çünkü deneme analizlerinde kendimizle ilgili net, somut, açık geri bildirimleri almış oluyoruz. O yüzden çok dikkatli dinleyin. Bunu yapanlar için kesinlikle doğru yoldalar, devam etsinler diyorum. Ama yapmayan öğrencilerimiz, ne olur dikkatli dinleyin ve denemelerden sonra deneme analizi yapmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Şimdi deneme sınavına girdik, çıktık. Kitapçık elimizde, çözümlemelerine baktık. Burada yapmamız gereken şey şu. Hatta deneme kitapçıklarınızı lütfen sınavdan sonra atmayın, bir kenara bırakmayın, biriktirin onları. Çünkü ilk denemeye girdiğinizde daha konuların %20'sini, en fazla %30'unu çalışmış olabilirsiniz. Hatta ilk denememiz, hatırlayın, seviye tespit şeklinde olması gerekiyordu. O kitapçıkları ne yapalım? Biriktirelim. Şunu yapalım önce, doğru ve yanlışlarımızı kontrol etmeyi zaten ilk başta yaptığımız şey, onu geçiyorum. Yanlış yaptığım sorulara odaklanayım öncelikle. Yanlış yaptığım soruların konu başlıklarını belirleyeyim. Bu yanlış yaptığım sorular benim çalıştığım, evet bende bitti dediğim konular mı? Henüz tam olarak tekrar edip pekiştirmediğim konular mı? Bunların bir analizini yapmam lazım. Ve bu konu başlıklarını bir yere not alın. Lütfen hani göz kararı olmasın. Bir yanlış defteri oluşturun hatta. Yanlış yaptığınız soruları oraya yapıştırabilirsiniz ya da küçük küçük notlar alabilirsiniz o sorularla ilgili. Farklı zamanlarda onlara dönüp tekrar tekrar çözdüğünüzde o konular çok daha akılda kalıcı olarak ne yapıyor? Zihninizde yer etmiş oluyor. Aynı şekilde boş bıraktığım sorular için de bunu yapıyorum. Yani hem boş bıraktığım hem de yanlış yaptığım soruları dikkatli bir şekilde analiz edeceğim. Doğru yaptıklarımı da farklı zamanlarda, üzerinden bir zaman geçsin ama iyice ezbere girmesin, tekrar ne yapayım? Çözeyim. Şimdi yanlış yaptığım sorularda şunlara dikkat edin. Bu çok önemli. Bununla ilgili hatta bir istatistik tutun bence. Arada sırada bana da yazın. Ben de bir yorumlayayım. Dikkatsizlikten mi kaynaklanmış? Bilgi eksikliğinden mi kaynaklanmış? Neden boş bıraktın? Süreyi mi yetiştiremedin, boş bıraktın? Aslında o soruyu biliyordun. Çok da rahat yapabilecektin. Turlama tekniğini kullanmadığın için, zamanı yetiştiremediğin için mi boş bıraktın? Ya da o konuyla ilgili pratik eksikliğin mi var? Sınav maalesef klasik bir sınav değil, test sınavı. İşte çok iyi bilmek de yetmiyor. Test tekniğiyle birlikte bunu hıza dönüştürmek gerekiyor. Yani şu analizi yaptığında kendine çok yararlı, çok güzel bir geri dönüş vermiş olacaksın. Bu analize göre eğer bilgi eksikliğinden kaynaklanıyorsa o konuyla ilgili bu haftaki programında ne yapacaksın? Ders çalışma programında biraz daha yoğunlaşacağın konuları belirlemiş olacaksın. Süre yetersizliği ise dediğim gibi sınav anında gerekirse zamanı kontrol ederek çözüyoruz. Zaten denemeler prova, bunun için denemeler bol bol çözmeliyiz. Kendi yöntemimizi geliştirmek için bu süreyle ilgili daha fazla tatbikat yapacağız. Dikkatsizlikse dikkatimi dağıtan nedenleri ortaya çıkartıp bunun üstesinden gelmek için mücadele edeceğim. Yani bu analizi yaptığımda daha güzel, daha doğru sonuçlara, sınava başarılı olmadığına söylüyorum. Daha güzel çözümlemeler yapıp sınav anında daha başarılı olacağım. Bunu mutlaka yapın. Ve boş bıraktığım, yanlış bıraktığım sorularla ilgili önceki deneme analizimi de yapalım. Şuradan kaleme geçeyim. Önceki denemelerle ilgili de bir karşılaştırma yapalım. Ve
bu kaçırdığım sorular bir önceki denemede de aynı sorular mıydı? Bunun istatistiğinde ne yapalım? Tutalım mutlaka. Çünkü sizin daha verimli çalışmanızı sağlayacak bu. Kaçırdığınız sorularla ilgili konu başlıklarına daha iyi, daha yoğun bir şekilde öncelik vermenizi sağlayacak. Bunlar oldukça önemli. Yanlış yapıyorsam, çalıştım tekrar yanlış yapıyorum. O zaman o soruyla ilgili tek başına aşamadığınız bir sorun var demektir. O branş öğretmeninize mutlaka sormaya çalışın. Bilen, o konuda uzman birine, Türkçe ise Türkçe, matematik ise matematik sorun ve farklı zamanlarda, diyorum ya bir yanlış defteri de yapın. Farklı zamanlarda yanlış yaptığınız soruları, iki gün sonra hemen demiyorum ama üzerinden zaman geçtikten sonra ara ara tekrar çözün. Daha akılda kalıcı olmasını sağlayacak. Ben hep şundan yanayım. Deneme kitapçıklarınızı bir kenara atıp sonrası dönmüyorsanız bu hata. Deneme kitapçıklarınızı, hatta bir deneme kutusu yapın, biriktirin. Hem geçmişten, yani sınava ilk hazırlanmaya başladığınız andan itibaren sınavın artık son bir ayına girinceye kadar kendi içinizde kıyaslama da yapmış olacaksınız. O sorulara tekrar tekrar dönerek ne yapacaksınız? Konuları deneme aracılığıyla da ciddi tekrar etmiş olacaksınız. Deneme sonrası yapmamız gerekenler bunlar arkadaşlar. Siz de deneme sonrası yaptığınız bu analizlerle ilgili yorumlarınızı yazarsanız bunlar üzerine de bireysel sohbet ederiz. Yine söylüyorum, yüzünüzden gülümseme, yüreğinizden umut eksik olmasın, sağlıcakla kalın, en iyi sınavınız gerçek sınavdaki performansınız olsun. Görüşmek üzere, hoşça kalın.